Nasılsınız? Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Sizi iyi gördüm. Şeref verdiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Allah'a şükür. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yılı bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. 50. yıla ulaşmak için tabii ki 74 Mutlu Barış Harekatı'ndan önceki yılları da bilmek lazım. 1878'den 1974'e kadar 96 yıl geçti. 96 yıl Kıbrıs'ta kurtar. Buralarda öksüz kaldı, yetim kaldı, aç kaldı, susuz kaldı. Ama hep direndik. Çünkü bir gün Mehmetçik tekrar gelecek diye düşündük. Osmanlı ordusu adalara çekilirken biz onlara güle güle demedik. Onlar da bize Allah'a ısmarladık demediler. Biz buralarda kaldık. Mutlaka gelecekler. Ne gün gelecekler? Bir gün gelecekler. Osmanlı gelemedi. Tabii ki Birinci Dünya Savaşı oldu, İstiklal Savaşı oldu arkasında. Kıbrıs İngiliz sömürge yönetiminde kaldı. Ama biz yine de Türkiye bir gün gelecek, Türk askeri yine gelecek. Ümitlerimizi, umutlarımızı hiçbirken tüketmedik ve direnişe devam ettik. Mukavemetçiler, mücahitler olarak direnişe devam ettik. Buralarda nöbet kurduk, vazife yaptık ve Mehmetçiğin gelmesini bekledik. 15 Temmuz 1974'te onlar bir çılgınlık daha yaptılar ve Makaryos'u devirdiler. Önce Kıbrıs'ta Türkleri Kıbrıs Cumhuriyeti'nden dışlandılar. Birinci darbeleri oydu. İkinci darbeleri de Makaryos'ta oldu. Artık Türkiye gelmeliydi. 1963'te de Türkiye Türk uçaklarını Lefkoşa semalarında dolaştırdı ve Rumların saldırıları Lefkoşa üzerinde biraz durmuştu o zaman. 1964'te Marmunuz, bunlar hepsini biliyorsunuz zaten ama Erenköy savaşları oldu. Erenköy'de 5 köy vardı orada. 4'ünü kaybettik ama Erenköy direnişi sonunda Türk jetlerinin gelmesiyle büyük bir destan oldu. Ve oradaki öğrencilerimiz denize dökülmedi. 5 köy Türk halkı denize dökülmedi. Sonra 1967'ye geldik. Geçit Kale ve Boğaziçi saldırıları oldu. Köylerimizi işgal ettiler. 24 tane şehidimiz oldu 1967'de. Türk donanması Kıbrıs açıklarına kadar geldi. Sonra işte Türkiye'nin verdiği bütün atomu Amerika kabul edilmiş, Amerika kabul ettirince şeye, Yunanlılara ve Rumlara yine donanma geri döndü tabii ki. Ama Rumlar tekrar hazırlık yapıyorlardı. Enosis'ten vazgeçmiyorlar. Megalo ideal hedefinden yine vazgeçmiyorlardı. Devam ediyorlardı. 15 Temmuz 1974'te bir darbe daha yaptılar ve Makaryos'u da devirdiler. Artık Türkiye gelmeliydi. Mutlaka çıkarma olmalıydı. Çünkü son bitiş noktasıydı orası artık. Yoksa Kıbrıs geriz olacaktı. Kıbrıs'ın 12 adalardan sonra 13. ada olacaktı. Ve şafak vakti 20 Temmuz sabahı geldiler, hoş geldiler, sefa geldiler. Artık geri gitmeyeceğiz. Bizi bir daha avlatmayacaklar 1878'deki gibi düşünüyoruz. Çünkü Türkiye, Türk ordusu olmadan burada güvenliğimizin bizim devam etmesi mümkün değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim milli devletimizdir. Halkımızın iradesiyle kurulmuştur. Atatürk nedir? Bağımsızlık benim karakterimdir. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı da Atatürk ilisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini ilan etmiştir. Ve devletimizi yaşatmak bizim önceliğimizdir. Devletten vazgeçmek, Türkiye'den vazgeçmek mümkün değildir. Bugün sabahleyin dönemin başbakanı Bülent Ecevit, rahmetli Bülent Ecevit'in anıtında tören düzenlendi. Her yıl ben o törene katılıyorum ve orada konuşma da yapıyorum. Sadece Cumhuriyet Meclisi Başkanı olduktan sonra değil, çok çok daha öncelerinde Ecevit için düzenlenen bütün törenlere katıldım. Katılıyorum çünkü Ecevit Kıbrıs Türk halkı arasında çok seviliyor. İşte Kıbrıs Türk halkı onun kara olan Kıbrıs Fatihi olarak o günlerde benimsemiş ve bu sevgi hala daha ölümsüzleşmiş bir şekilde devam ediyor. Orada tören düzenledik. Orada da kendisini anladık. Rahmetle anıyoruz. O günün kabinesinde görev alan Profesör Doktor Neşmettin Erbakan'a ona da rahmet biliyoruz.
Kur'an, Güneş başta olmak üzere hayatını kaybeden, hayatta olmayanlara Cenab-ı Allah'a rahmet diliyoruz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ne kadar önemliyse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir Türk devleti olarak yoluna devam etmesi de o kadar önemlidir. Çözüm arayışları Kıbrıs'ta olabilir. 50 senedir devam ediyor. Hatta 1967'den beri devam ediyor. 1959-60'ta da Kıbrıs'ta kapsamlı bir anlaşma oldu. Ama o kapsamlı anlaşmayı yıkan Rumlar, Yunanlılar. Dolayısıyla federal arayışlar da oldu. Ama bir türlü bunlar sağlanamadı. Rum tarafı bunlara sürekli hayır dedi. Şimdi bizim artık bağımsız bir devletimiz var, cumhuriyet var. Cumhuriyeti yaşatmak hepimizin görevi, şehitlerimize olan borcumuz, milletimize karşı olan borcumuz diye ifade etmek istiyorum. Sizleri çok seviyoruz. Sizlerden asla ayrı görmüyoruz kendimizi. Türkiye'ye geldiğimizde biz kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Biz sizi bu topraklarda 96 yıl bekledik. Sizleri hala daha gördüğümüzde heyecan duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Evinize hoş geldiniz, vatanınıza hoş geldiniz. Birlikte mutluluk, barış, herkese, hepinize mutluluk olsun. Çok teşekkür ederiz Sayın Meclis Başkanım. Hem kabulünüz için teşekkür ediyoruz, hem partimiz için de Kıbrıs Barış Harekatı'na emeği olan tüm geçmişteki Türk siyasetçiler için kullandığınız güzel ifadelere aynen katılıyoruz biz de. Biz Kıbrıs'ı yavru vatan olarak gören değil, Kıbrıs'ı bir kardeş vatan olarak gören, kardeş devlet olarak gören bir anlayışa sahibiz. Ve Kuzey Kıbrıs'ı bir bütün olarak destekliyoruz, sahipleniyoruz. Ve Türkiye'deki herkesin elbette siyasi görüş farklılıkları olabilir ama Kıbrıs'ı bir bütün olarak sahiplenmesini, Türkiye'deki iç politik tartışmaların dışında tutulmasını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının, menfaatlerinin, Kıbrıs Türklerinin haklarının, menfaatlerinin büyük bir dikkatle savunulması gerektiğini düşünüyoruz. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaretimizde de ifade ettik. Önümüzdeki süreçte çok farklı gelişmeler olabilir ama burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zor durumda kalacağı, yalnızlaşacağı hiçbir şeye geçit vermemek gerekiyor. Bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Biz 50 yıl öncenin biraz önce de sizinle selamlaşırken ayrı ayrı ifade ettiniz. 50 yıl öncenin bakanlarıyla, 50 yıl öncenin Barış Harekatı'nın parolası olmuş Turan Güneş'in o zamanki biz 3 yaşında olduğunu tahmin ediyorduk ama 18 yaşındaymış, 19 yaşındaymış o zaman Ayşe'nin. Harekatın sembolizmi Ayşe Hanım'la görev yaptıkları dönemlerde hem Dışişleri Bakanı olarak hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak yaptıkları görevlerde Kıbrıs meselesine gösterdikleri duyarlılık ve hassasiyetle halen daha partinin genel başkanı olarak bana dış politika konularında ve Kıbrıs konusunda en önemli yol göstericiliği yapan genel başkanlarımla birlikte buradayız. Partimizin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı İlhan Bey'le, genel sekreterimiz Selen Öke'yle, Gölge Milli Savunma Bakanımız emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu'yla ve İstanbul Milletvekilimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Sözcümüz Namık Tan'la birlikte bugün burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben gelirken Sayın Genel Sekreterimize Kıbrıs'ımızı nasıl bir heyetle karşılayacağının müjdesini vermiştim. Kadın Meclis Başkan Vekili geçen toplantıya da vardı. Milletvekillerimiz Sayın Meclis Başkanı bizi kadın ağırlığının da çok yüksek olduğu çok güçlü bir heyetle karşılayacak demiştim. Aynen öyle oldu geçen seferki gibi. Sizin şahsınızda tüm siyasi partilerden seçilmiş tüm milletvekillerimizi saygıyla selamlıyoruz. Bugün hayatta olmayan bu mecliste görev yapmış tüm milletvekillerimizi de rahmetle anıyoruz. Ve 50 yıl önceki
sevgiyle, 50 yıl önceki cesaretle, 50 yıl önceki kararlılıkla bir kez daha sizin şahsınızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarına da selam diyoruz. Sağ olun. İkinci meclisimizin mimari yapısını temsil eden buradayız efendim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim efendim. 75. Emrençliğiniz var. Evet. Sağ olun. Bu Sayın Genel Başkan, beni basına takdim ederken, tam 74'ten sonra, hani harekattan sonra. 50 yıl önce. Tam 50 yıl önce efendim. Biz size hatırlamadık. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim efendim.